Beni bu sözle başlattı. Eflatun gibi düşünüp babaanneni anlatır gibi anlatmalısın. Yani Oxford'daki 1,5 satır kuralıyla bunu birleştirince bu benim için çok iyi bir yol gösterici oldu. Hep anayasadayız aslında. Yani hukuka anayasadan girebilirsiniz. Başka bir kapıdan giremezsiniz. Nereden gireceksiniz? Halbuki bir drone düşünün. Uzaydan dünyaya doğru iniyor. Önce uzaydan dünyayı göreceğiz. O büyük resmi göreceğiz. Oradan kıtalara doğru ineceğiz. Kıtadan ülkeye, ülkeden şehrimize, sonra ilçemize. Yani nerede olduğumuzu bilerek hareket edeceğiz. İşte bunun için bu haritalamayı kesinlikle yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Anayasa Candır öyküsünün yazarı Sayın Profesör Doktor Ayşe Odman Bostos'un. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Bey. Kitabı okuyanlar hatırlayacaktır. Öyküde devletin en çok sevdiği soru neden sorusuydu. Biz bugün Ayşe Hoca'yla hukukta hikaye anlatmanın hem nedenini hem de nasılını konuşacağız. Bunlar dışında konuşacaklarımız arasında kendi akademik kariyeri, hukukta yöntem ve hukuk eğitimi de var. Lise eğitiminizden başlamak istiyorum hocam. Robert Koleji mezunusunuz ve bir konferansınızda da öğrenmeyi öğrenme konseptiyle burada tanıştığınızı ifade ettiniz. Öğrenmeyi öğrenmek ne demektir? Bunu biraz açabilir miyiz? Tabii. Bence bu hayatımızda sahip olabileceğimiz en kıymetli yöntem. Çünkü bizi hayatımızda ihtiyacımız olan, bizim kendimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak olan tüm bilgileri edinme konusunda donanımlı kılıyor. Ve kesinlikle bunun bir yöntemi var. Öncelikle merkeze ilgi ve merak, bunu yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu merkeze yerleştirdikten sonra ise işin teknik boyutu başlıyor. Yani öğrenmeyi öğrenme boyutu başlıyor. Burada şunun farkına varmamız gerekiyor. Merak, ilgi aslında bir dinamo ve bir merkez kaç kuvveti yaratıyor beynimizde. Sorular soruları getiriyor, çağrıştırıyor. Böylelikle beynimizde bir döngüsel hareket başlıyor. İşte bu döngüsel hareket bizim düşünmemiz, sorgulamamız ve öğrenmemizin kaynağı oluyor. Bundan korkmamamız, çekinmememiz gerekiyor. Tam tersine bu bizim aslında insan olarak işlevselliğimizi tam olarak yerine getirmemiz demek. Ve hayatımızda kendimizi tanıyabilmemiz demek. Dünyada algıladıklarımız üzerinden de çünkü kendimizi tanıyoruz. İlgiyi, merak, hayal gücünü hayatımızdan çekip aldığımızda o merkez kaç kuvveti olmadığı zaman birer robota dönüşüyoruz. Biz bu yöntemleri tüm farklı derslerde gördük, içselleştirdik. O yönden şanslı olduğunu düşünüyorum. Peki hocam sizce bugünün üniversite eğitiminde ve daha özelinde hukuk fakültesindeki eğitim içerisinde öğrenmeye yer veriliyor mu? Bugünkü durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Genelleme yapmak çok zor ve bütün hukuk fakültelerindeki öğrenme yöntemleri hakkında bilgi sahibi değilim. Benim görev yaptığım fakültede, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bu yöntemlerin uygulanması için elimden gelince çaba gösteriyorum. Tabii bizim için yine bir bilge var. Tarihte Sokrat, Sokratik yöntem diye de adlandırılıyor. Biliyorsunuz bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir diyen düşünür. Onun hemen yanına sevgili hocam Ünal Tekin abi de bir sözünü koymak isterim. Hoca öğrencinin öğrencisidir der. Bunlar benim için yol gösterici sözler. Bunları uygulamaya geçirmeye çalışıyoruz. Ve bence hukuk öğrenimi de bu yaklaşım üzerine kurulduğu ölçüde amacına ulaşır. Yani kendisini duvarda tuğla olarak görmeye hazır bireylerden ben iyi hukukçular yetişebileceğini düşünmüyorum. Merak, ilgi tüm öğrenim alanlarında olduğu gibi elbette ve öncelikle hukuk öğreniminde de olmalıdır. Evet, birçok farklı ders var ders programının içerisinde ve ağır dersler bunlar. Ancak her birinin içine küçük birer merak kıvılcımı konularak o derslerde yine bir sarmal hareket oluşturarak merak edilen konular üzerinden de o branşların hem temel kavramları hem sistematiği aktarılabilir.
Hocam sarmal hareket deyince aklıma zihin haritalama geldi. Sanırım siz de faydalanıyorsunuz. Belki bunun da öğrenmeyi öğrenmenin bir parçası olarak ifade edebilir miyiz? Evet, kesinlikle ifade edebiliriz. Bu vesileyle sizi makaleniz dolayısıyla tebrik etmek istiyorum. Ben de çok zevkle okudum. Yani zihin haritalamanın hukuk öğrenimi ile nasıl bağlantının kurulabileceğine dair çok güzel bir çalışma olmuş. Kesinlikle yani zihin haritalama işte bir teknik ve beynimizin düşünce şekline uygun bir teknik. Çünkü biz çizgisel bir şekilde düşünmeyiz, hiçbir zaman öyle düşünmeyiz. Hep çağrışımlar yaparız ve aklımızda bir sınıflandırma yapmak isteriz. Ana kavramların altında alt başlıklar vardır, onların alt başlıkları vardır. Yani bunların her biri birbirini açar ve bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Dolayısıyla böyle bir haritada konuyu anlattığımızda, gösterdiğimizde beyin onu hemen su gibi içine çekecektir. Halbuki öbür türlü bunları kesip biçtiğiniz zaman tıpkı bir et parçalamışsınız gibi karmakarışık bir şekilde konulduğu zaman sizin bütünü görmeniz imkansız hale geliyor. Bütünü görmeyince işlevselliği de göremiyorsunuz. Yani bu durumda tekrardan öğrenmek acılı bir sürece dönüşüyor, sağlıklı da olmuyor. Halbuki bir drone düşünün, uzaydan dünyaya doğru iniyor. Önce uzaydan dünyayı göreceğiz, o büyük resmi göreceğiz. Oradan kıtalara doğru ineceğiz. Kıtadan ülkeye, ülkeden şehrimize, sonra ilçemize. Yani nerede olduğumuzu bilerek hareket edeceğiz. İşte bunun için bu haritalamayı kesinlikle yapmak gerektiğini düşünüyorum. Peki. Yüksek lisans eğitiminize geçmek istiyorum hocam. Oxford'dan aldığınız iki yüksek lisans dereceniz var. Bunlardan birisini Jean Monnet bursiyeri olarak tamamlamışsınız. Sormak istediğim şey, neden iki yüksek lisans yapmayı tercih ettiniz? Bunu özellikle merak ediyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz dönem itibariyle biz akademik enflasyondan bahsediyoruz. Oradan kastım da şu tam olarak. 60'lı 70'li yıllarda lise derecesi bugünün belki yüksek lisans derecesine denk geliyor. Ama sizin yüksek lisans yaptığınız dönemde, iki dereceyi aldığınız dönemde bugünkü kadar yoğun bir akademik enflasyondan söz etmek de mümkün değildi. Bu kapsamda neden iki yüksek lisans yaptığınızı merak ediyorum. İlk yüksek lisans dönemim o kadar eğlenceli, benim için o kadar dolu dolu, hem akademik açıdan hem de öğrencilik açısından güzel geçti ki hakikaten oraya tekrardan gitmek istedim. Ama tabii sorumlulukları da almanız lazım. Bir yandan da Nal Hoca'nın da davetiyle araştırma görevliği sınavına girip kazanmıştım, başlamıştım göreve. Doktora da bir yandan başlamıştı. Tabii ki akademik çalışmalar için ilk tercihim yine Oxford oldu. Yani bir yandan doktoram devam ediyordu ama bir yandan da bir yıllık bursum vardı çünkü. Başvurabileceğim uygun program ikinci bir yüksek lisans programıydı. Ama bu ikinci yüksek lisans programı tam da doktora çalışmalarıma uygundu çünkü hukuksal araştırma alanında çalışmalar şeklinde bir başlığı vardı. Yani doğrudan uygulamaya yönelik. Sonunda da bir tez yazmam gereken bir programdı. Bu nedenle iki yüksek lisans yapmış oldum. Hocam, o ikinci yüksek lisansın içeriğini de ben merak ediyorum. Çünkü yani hukuki araştırma üzerine yüksek lisans programına ben daha önce denk gelmemiştim. Bu programın size yöntem bakımından ne kattığını merak ediyorum. Ve sonundaki tez çalışmanızın belki içeriğinden bahsedebiliriz. Şimdi ilk katıldığım yüksek lisans programı o yıllarda nispeten yeni bir programdı. Avrupa Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk alanında yüksek lisanstı adı. Ve orada özellikle bu tutorial adı verilen dersler benim ufkumu açtı. Oradaki hocalarla birebir ders yapıyorsunuz. Bir hafta önceden size eleştirel şekilde değerlendireceğiniz, araştırma yapacağınız bir konu veriyor. Ve daha önce söylenmemiş olanları söylemenizi bekliyor. Ve o eski tarihi ortam içerisinde hocanız böyle elinde pipo kahve sizi dinliyor. Eski bir koltukta oturmuş, hayal edin. Siz de oradasınız ve bir kere size çok güven veriyor. Yani sizin söyleyeceklerinizin çok önemli olduğuna dair sizde bir algı yaratıyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla düşünebileceklerinizin en iyisini düşünüyorsunuz orada. Birinci yüksek lisansta ben bir kere onun tadını aldım. Yani eleştirel düşünmenin tadı ve benim söylediklerim önemli, özgüvenini aldım. İkinci yüksek lisansta ise bilimsel araştırma yapmanın tüm bileşenleri yine benim aklımda oturdu. Çok iyi bir danışman hocam vardı. Halen de aktif şekilde ilerleyen yaşına rağmen çalışıyor, Kanadalıydı. Orada fikri mülkiyet
merkezinin başındaydı. O yıllarda da fikri mülkiyet o dönemlerde çok sıcaktı. Şimdi bizde olduğu kadar önemli bir konuydu. O da birkaç kere bunu yaptı. Ona yazıp götürdüğüm bölümleri kıpkırmızı bir şekilde bana geri verdi. Yani her şeyi unutsam hiç unutmayacağım bir ölçü verdi bana. Dedi ki cümlelerin dedi bir buçuk satırdan uzun olmayacak. Bu o kadar önemli ki bakın bunu yapmaya çalışın. Yani tezle ilgili tüm yöntem bilgilerini ben birebir uygulamalı şekilde gördüm. Ve tabii kendi kendime o zaman söz verdim. Akademisyen olarak ben de bütün bu bildiklerimi dilim döndüğünce, el verdiğince öğrencilerime aktaracağım. Şu anda da bunu yapıyorum. Yine hocam her konuğuma özellikle sormaya çalıştığım soru, sizi derinden etkileyen hocalar ya da kitaplar oldu mu? Tek bir hocadan bahsetmem çok zor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir ruh var. Bir ekol. Bu fakülte Türkiye'nin en eski fakültesi. Aynı zamanda eğer bunu ta Roma hukuku dönemine yani İstanbul'un 1500 yıl öncesine getirirsek aynı yerde yine bir hukuk fakültesi var. Orada bir ruh geziniyor. Yani bütün hocaların da aslında katkı sunduğu bir akademik gelenek. Bir pınar gibi hepimiz bundan besleniyoruz. Ben bütün hocalarımın taşıdığı o gelenekten etkilendim. Bu ortak ruhtan etkilendim. Dolayısıyla bir hocamızı diğer hocamızı dile getirmek yerine bunu vurgulamak istiyorum. Ünal Hoca'yla çalıştığınızı biliyorum. Ünal Tekiner Hoca'yla. Onunla çalışmanızdan bahsedebilir misiniz? Size neler kattı Ünal Hoca? Bir kere beni akademik dünyaya kattı. Ünal Hoca olmasa ben şu anda sanırım akademisyen değildim. Hiçbir zaman ben onun yanında kendime, yani bunda da bir kötülük yok ama çanta taşıyan asistan gibi hiç hissetmedim. Her zaman görüşümü aldı ve o saygıyı, sevgiyi bana hissettirdi. Aynı zamanda çok da eğlenceli bir insandır. Yani birlikte asistanlarıyla birlikte geçirdiği vakit her zaman çok neşeli olmuştur. Yüksek lisans, orada da yüksek lisansla başlamıştım ben. Sonra İngiltere'ye geçtim. Onunla birlikte geçen yüksek lisans derslerimiz de çok zevkliydi. Yani böyle bir hoca asistan ilişkisinin her kese nasip olmasını, asistanlık yoluna giren herkese nasip olmasını isterim. Doktora, aynı zamanda benim tabii doktora babam Ünal Hoca. Tezime başlarken beni bu sözle başlattı. Eflatun gibi düşünüp babaanneni anlatır gibi anlatmalısın. Yani Oxford'daki bir buçuk satır kuralıyla bunu birleştirince bu benim için çok iyi bir yol gösterici oldu. Hocalar dışında hocam kitapları sorsam aklınıza gelen neler söylersiniz? Yeni mezun olmuştum herhalde. Okuduğumda çok etkilenmiştim. Latin Amerika'nın Kesik Damarları. Eduardo Galeano. O zaman ben Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetini çok iyi anladım. Yani bir ülkenin sömürgeleştirilmiş olmasıyla bağımsız bir ülke olması arasındaki farkı bana o kadar çarpıcı bir şekilde göstermişti ki. Yani biz o kadar talihliyiz ki vatanımızda hür bir şekilde yaşıyoruz ve o ezikliği hiç yaşamadık. Yani sömürge olmuş olma duygusunu hiç yaşamadık. İçimizde yok çok şükür. Hiç genlerimize girmedi. Bu bence doğrudan bağlantılı. Yani her hukuk öğrencisinin önce iyice bir nefes alıp içindeki o özgürlük duygusunu bir hissetmesi gerekiyor. Ve bunun kıymetini anlaması gerekiyor. Milletçe üzerinize bir başka güç çökmüşse, sizin iliğinizi, kemiğinizi sömürmüşse sizin bağımsız, özgürlükçü, demokratik bir düzen kurmanız kolay olmuyor. O kadar çok türbülans yaşıyorsunuz ki. Yani bir tek kitap söyleyecek olsam bunu söylerim. Yani çünkü beni içten, derinden etkiledi. Bunu ben böyle yüreğimde bir çizik gibi hissettim. Teşekkür ederim hocam. Sormak istediğim husus şimdi biraz aslında hukuk eğitimine yönelik yine. Bir yandan maddi hukukun konuları her geçen gün çok hızlı bir şekilde çoğalıyor. Sadece üst başlıklar da değil, yani bilişim hukuku gibi yeni alanlar da değil, mevcut alanlar da kendi içerisinde detaylanmaya devam ediyor. Bir yandan da tabii biraz önce konuştuğumuz öğrenmeyi öğrenme konsepti var. Bu iki durum çerçevesinde sizce hukuk eğitiminde öncelenmesi gereken başlıklar nelerdir hocam? 25. yılındayım. Akademisyenlik kariyerimin 25. yılındayım. Öğrenci de oldum. Kürsünün diğer tarafına da geçtim. Ve
bütün bu deneyim sonucunda özellikle 3 konunun olmazsa olmaz programlarda yer alması gereken konu olduğu sonucuna vardım. Birinci konu etik. Muhakkak hukuk fakültelerinin ders programında bir etik serisi olmalı. Öncelikle tabii ki bir felsefe temeline dayanarak etik üzerinde konuşmaya başlamalıyız. Her zaman için ilk koşul dostlar alışverişte görsün diye değil. Buna inanarak ve işe yarayacağını düşünerek bunu yapmamız lazım. Bu altyapıyı oluşturduktan sonra hukuk ve etik, yargı etiği, avukatlık etiği gibi derslerle orada bir damar oluşturmak gerek. Bunu da muhakkak uygulamalı yapmak gerekiyor. Bu durumda olsaydınız ne yapardınız, neden? Burada hangi etik ilkeler uygulama olanağı bulur? Orada amaç o soruya cevap vermelerini sağlamak değil. Biz burada davranış değişikliği sağlamaya çalışıyoruz. Ki öğrenci mezun olduğunda mesleğe adımını atarken hangi davranışın kendi mesleki çerçevesinde doğru davranış olduğunu açık bir şekilde bilsin, bilmekle de kalmasın, uygulasın. Uygulama konusunda da bir vicdani açıdan çok açık bir bilinç geliştirmiş olsun. Ben bunu derslerimde dönemin başındaki öğrencilerin yaklaşımıyla sonundaki yaklaşımını karşılaştırarak çok açık bir şekilde görüyorum. Emin olun gözleri farklı bakmaya başlıyor. Çünkü bunları hissederek söylüyoruz, anlatıyoruz ve sorumluluğu onlara bırakıyoruz. Etik olmadan hukuk yapılmaz. Bu kadar da iddialı bir şekilde söylüyorum. Bu birinci bileşen. İkincisi sizin de hem konuşmamızın başından beri üzerinde durduğunuz hem de özellikle bu seride hep vurguladığımız konu. Yöntem bilim. Bu da maalesef biraz tuklaka edilmiş, yana itilmiş ders programlarında. Niye? Çünkü zor geliyor. Neden zor geliyor? Çünkü gerçekten beynimizi işe koşmamız gerekiyor. Yani bir takım bilgileri alt alta ezberleyip sınavda onları verip işin içinden çıkamıyorsunuz. Eleştirel gözle değerlendirmeniz, bir kararı eleştirel gözle incelemeniz, oradaki tutarsızlığı bulmanız veya farklı bir yorum yöntemi öğrenmeyi bilmeniz gerekiyor. Yorum ilkelerini bilip o ilkelere göre olayı çözmeniz, o ilkeyi hayata geçirmeniz gerekiyor. Sac ayağının üçüncü ana dalı ise anayasa hukuku. Diyeceksiniz ki anayasa hukuku yok mu? Tabii ki var, zorunlu ders. Hem de ilk sınıfta zorunlu ders. Hatta işte anayasa yargısı gibi daha farklı sonradan dönemlik dersler de oluyor. Ama benim anayasa hukukundan anladığım şu. Önce özgürlükleri konuşmalıyız. Çünkü anayasa öncelikle ne yapar? Özgürlüklerimizi sayar. Ondan sonra bu özgürlüklerin sınırlandırılması koşullarını belirtir. Yani sınırlandırmayı sınırlandırır. Biz bunu konuşuyor muyuz anayasa hukukunda? Anlatılıyorsa çok mutlu olurum. Ama bir anda anayasa hukuk, anayasanın tarihçesinden, anayasacılık hareketlerinden nasılsa bir seçim sistemine geçiliyor. Benim öğrenci olduğum dönemde ben içselleştiremedim. Anayasayı bu boyutuyla o dönemde, birinci sınıfta daha 17 yaşında o sıralara oturmuştum. Anlayamadım. Bunu ben yıllar sonra, yıllar içerisinde idrak ettim. Anayasanın iç kurgusu, yani anayasanın üstünlüğü, tüm makamları bağlaması, kanunların anayasaya uygun olma zorunluluğu ve normlar hiyerarşisi. Yani anayasa hukuku kesinlikle o sac ayağının üçüncü dersi ama bu dediğim şekilde anlatılmalı. Dolayısıyla bu üçü olmazsa olmaz. Zaten öğrenci bu süreçte hukuki nosyonları da alacak. Yani araç bunlar aynı zamanda. Dolayısıyla ondan sonra da branşlara yönelecek. Artık öyle 3, 4, 5 alanda uzman olmak dediğiniz gibi mümkün değil. O kadar karmaşıklaştı ki belirli bir alanda uzman olmaya zaten yönelecek. Ama temelini sağlam almış olacak. Peki hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Bir röportajınızda size sorulan soru, bir cümleyle kendinizi nasıl tanımlarsınız? Sizin buna verdiğiniz cevap, ciddiyetinin altında uçarı ve çocuksu bir ruh barındıran, soru sormayı seven bir insanım. Benim gözlemim bunun sanıyorum en önemli çıktılarından bir tanesi de Anayasa Candır öyküsü. Orada da soru sormanın, bir şeylerin nedenini kurcalamanın çok önemli olduğunu yazmışsınız. Tekrar bunu hukuk eğitimine döndürerek şunu sormak istiyorum. Biraz konuştuk belki ama hukukta doğru soruyu sormanın önemi nedir? Öncelikle sorular kutsaldır. Yani öğrenciler soru soracak ki daha nitelikli sorular sormayı, doğru sorular sormayı öğrensinler.
Bu dolayısıyla bir süreç ve bu üniversiteye geldiklerinde başlayan bir şey olmamalı. Yani doğdukları andan itibaren sus, ne soruyorsun, ne merak ediyorsun diye bastırılan bir kişinin tekrardan açılması kolay olmuyor. Benim 3 haftam böyle geçiyor zaten okul başlangıcı dersinde. Öğrencilere tekrardan hatırlatmaya çalışıyorum. Bir zamanlar sizler meraklı soru soran varlıklardınız. Sonra hepiniz birer test çocuğu oldunuz. Şimdi tekrardan beyninizi, ufkunuzu açın ve merak edin, sormaya başlayın. Sorabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, bunu nasıl doğru soru sormaya evrilebiliriz? Aslında bu biraz balık avlamaya benziyor. Yani bir yerde doğru soru var da biz onu bulacağız değil. Yani denize bol bol olta atmamız gerekiyor. Dolayısıyla sorular sordukça ve başkalarının sorularını duydukça, o zaman ve ona verilen yanıtları duydukça beynimiz bir kalibrasyon yapıyor. Ve gittikçe o merkeze doğru, o balığa doğru veya o merkez kaç kuvvetindeki o ana soruya doğru gidiyor aslında. Yani beynimizin bu yeteneği de var. Mesela bilimsel araştırma teknikleri dersinde lisans öğrencileriyle birlikte makale yazıyoruz. Her biri birer özgün makale yazıyor. Üzerinde en çok durduğumuz konu makale konusunu belirlemek. Yani öyle bir soru belirleyeceksiniz ki, yine Hüseyin Ülken hocamızın kulakları çınlasın, onun sözüdür. Efradını cami, ayarını mani olacak. Biliyorsunuz o böyle sözleri de çok sever. Efradını cami, yani içinde olması gereken tüm konuları barındıracak, perden toplayan. Ayarını, yani gayrı, dışta kalması gerekeni de dışlayan. Yani kendi içinde homojen bir bütün olacak. Bu çaba örneğin doğru soruyu sorma konusunda pişirmektedir. Bu gibi yöntemlerle daha doğru sorular sormayı başarabiliriz. Hocam şimdi Anayasa Candır'a tekrar hikaye anlatımı üzerinden dönebiliriz. İlk olarak merak ettiğim bu fikir nasıl doğdu? Şu ana kadar konuşmalarımızdan da anlayacağınız üzere sürekli bir anlama ve anlatma çabası içindeyim, öğrenme çabası içindeyim. Yıllar içerisinde de özellikle birinci sınıftaki hukuk başlangıcı dersindeki öğrencilerime hukukun temel kavramlarını anlatmaya çalışırken birçok öykü çıktı. Yani doğdu ve baktım ki onlara öykülerle ulaştığım zaman akıllarında çok daha iyi kalıyor. Ve onlar da etiketliyorlar kavramlara, etiketlediğimiz zaman beynimiz onu çok daha çabuk çağırabiliyor. Diğer kavramlarla bu durumda bağlantısını kurması da daha kolay oluyor. Bu benim için önemli bir tespitti. Dolayısıyla sanırım ilk temelleri o zaman atıldı. Ve bir yandan da kendimin de yabancılaşmış olduğu anayasaya derslerde gittikçe daha çok yer verdiğimi ve hep anayasal temellere gittiğimi gördüm. Yani normlar hiyerarşisini anlatmak istediğinizde anayasadan başlıyorsunuz, hep anayasanın içindesiniz. Yazılı kaynakları anlatırken yine anayasa, kanun önünde eşitlik diyorsunuz anayasa, kanunsuz suç ve ceza almak istiyorsunuz. Yani hep anayasadayız aslında. Yani hukuka anayasadan girebilirsiniz, başka bir kapıdan giremezsiniz, nereden gireceksiniz? Hukuk felsefesinden giriş sağlıklı olmuyordu. Mesela ben öyle bir ekolde hukuka giriş dersini aldım. Yani hukuk felsefesi anlatıldı ve yine 17 yaşında bir daha henüz hiçbir şeyin aklında oturmadığı bir dima için soyut adalet idesine dair felsefi çözümlemeler hiç de hitap etmiyordu. Yani onu da kendim deneyimlemiş olduğum için böyle bir ihtiyaç var diye malum oldu, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla kendi kendini yarattı aslında. Bu benim akademik yaşamımın bir çıktısı oldu. Oxford'dan aldığınız 2 yüksek lisans dereceniz var. Konuştuk hocam biraz önce. Doktoranızı İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladınız. Ve ondan sonra da o günden bu güne yaklaşık 25 yıldır ticaret hukuku alanında çalışıyorsunuz. Yalnızca bu ekosistem içerisinde yer almak dahi insanın yazım üslubunu törpüleyebiliyor. Ki Kemal Gözler Hoca sizin Anayasa Candır kitabınızın tanıtımına ilişkin yazıda bu dediğim hususu hukukçunun kuru dili olarak tanımlamış durumda. Evet. Tabii siz yalnızca ekosistemde kalmayıp aynı zamanda bu 25 yıllık süre içerisinde atıflı, formal yayınlar da ürettiniz. Bütün bunların ardından böyle bir hikayeyi yazarken zorlanmadınız mı? Bunu merak ediyorum. Hiç zorlanmadım. Ben de şaşırdım. Ama yıllar içerisinde hakikaten içimde mayalanmış. Kitabın ön sözünde de aynen bu sözlerle anlatmaya çalıştım. Lise yıllarımda öyküler yazdım, şiirler yazdım. Daha sonra tabii öğrenimiyle birlikte bir disiplin içerisine, bir sistematik içerisine giriyorsunuz ve o şekilde yazmaya başlıyorsunuz.
Ama bu da tabii beni mantıksal kavrayış açısından çok geliştirdi. Ama edebi yön tabii ki aynı dediğiniz gibi törpülendi. Hep dönmek istedim. Hep bir şeyleri serbestçe yazmak istedim. Sanki böyle bir yandan da bütün o katlı donanımın yanında zincirli gibi hissediyordum. İçimde bir sürekli bir kuş çırpınıyordu. Yazmak istiyordum. Sanırım o da bir anda devreye girince böyle kendine özgü bir bileşim oldu. Bu şekilde ortaya çıktı. Hocam kurguyu yaparken mesela işte anayasayı saf bir su damlası olarak kitapta geçiyor. Özgürlükler kelebek olarak ya da haklar çiçek olarak resmediliyor kitabınızda. Bunlar sizin o içinizde belki yıllardır öğrencilere anlattığınız benzetmelerin bir araya gelmesi mi? Ben biraz öyle anladım çünkü. Evet, ama tam olarak bu kavramları da kullandığımı söyleyemem. Yani derslerde benzetiyordum ama kitap yazıldıktan sonra artık benim için de bir armağan oldu. Çok farklı bir odaklanma sürecine girdim kitabı yazarken. 4 ay gibi kısa bir sürede yazdım. Sanırım anne çocuk ilişkisi bir anne olarak beni çok etkilemiş. O anayasadaki ana kavramıyla birlikte ilk kurgu oydu. Yani anne anayasa ve onun çocuğu devlet. Yani anayasasından, yani annesinden, onun taşıdığı bütün o güzel değerlerden uzaklaşan bir devlet zorba bir güce dönüşür. Bu kadar güzel bir benzetme oldu. Devlet aynı zamanda su damlalarından oluşan bir bulut. Bu da şöyle hitap etti. Her yerde devlet. Yani bizim kendi beynimizin içinde ve özel hayat alanımızın dışında her yerde, hatta özel hayat alanımızda bile, eğer çünkü biz başkalarının özgürlüklerine özel hayat alanımızdan müdahale edersek devlet oraya da giriyor. Özgürlük kelebekleri, burada da hep kelebek kolyemi de takıyorum özellikle böyle etkinliklerde. O da benim içimde, yani onu da çok hissettim. Hakikaten böyle bir karnımda kelebekler uçuştu. Kelebekler de kendini çağırdı ve davet etti. Çünkü onlar çok narin. Biliyorsunuz kadına dokunduğunuz anda kelebekler ölürler. Özgürlükle hak arasındaki ilişkiyi de çok iyi anladım. Yani bu benzetmeyi ben yaparken önce kendim çok iyi anladım. Sonra çok iyi anlattığımı da düşünüyorum. Haklar özgürlükleri besler. Yani bir düzen içerisinde sahip olduğumuz haklar sayesinde özgürlüklerimizi kullanırız. Şimdi bunun benzetmeye dönüşmüş halini söylüyorum, yani somutlaşmış halini. Özgürlükler kelebekler, haklar da bir çiçek bahçesi. Bu çiçek bahçesini devlet yetiştiriyor, bu çiçekleri devlet yetiştiriyor. Özgürlükler gelip bu çiçeklerden öz su alıyorlar. Yani haklar özgürlüklerimizi besler. Bakın böyle anlattığınız zaman hiçbir sorun kalmıyor. O kadar güzel anlıyorlar ki. Ve bu altyapı üzerine tüm haklar sistemini kurabilirsiniz. Bu benzetmelerin umarım daha da güzellerinin yapılmasını umuyorum. Yapılmazsa da kullanılarak öğrencilere anlatılmasını umuyorum. Hocam kitabınızla ilgili çok sayıda geri dönüş geliyordur. İnsanların ilgi duyduğu bir kitap çünkü. Ama merak ettiğim, sizi en çok şaşırtanı hangisi oldu bugüne kadar? Bir tane olumsuz yönde şaşırtan oldu. Genelde olumlu şeylerden bahsetmeyi severim ama şöyle yazmış... Twitter'da bir yorum yapmışlar. Aman Zeyno kaç oradan, devlet gibi bir varlığın yanında olmam bile çok korkutucu, ürküttü beni diyor. Şimdi Zeyno'yu sevmiş ama hala devleti sevememiş. Kendi kendime düşündüm, yani anayasa candır bile devlet kavramını sevdiremediyse gerçekten demek ki böyle bir damar da var toplumda. Yani devleti kötülükle özdeşleştirmiş, kendisinin dışında bir gur yabani gibi görmüş. Benim mücadele ettiğim ve çok negatif olduğunu, öncelikle insana zarar olduğunu düşündüğüm bir bakış açısı da bu. Ama o beni hem güldürmüştü hem de biraz üzmüştü, düşündürmüştü. Aklımda kalan bu. Hikaye anlatımına tekrar dönmek gerekirse, anayasa candırdan hareketle elbette. Hikaye anlatımı, yani tüm dünyada artık işte storytelling adı altında çok popüler hale gelmeye başlayan bir konu. Özellikle iş dünyasında. Bu alana yönelik çok sayıda yazılmış kitap da var. Hatta bu kitapların içeriği neredeyse birbirinin aynısı olsa dahi hepsi ayrı zamanlarda bestseller etiketiyle raflarda da yerini alıyor. Tabii ben iş dünyasıyla ilgili değil, hukuk öğretimiyle ilgili yine bir soru sormak istiyorum. Aslında konuştuk biraz ama belki daha da açabiliriz bu soruyla. Hukuk öğretiminde hikayelerden nasıl faydalanılabilir? Yine hepsi birbirine bağlı. Biz öykülerle dünyayı algılıyoruz. Çünkü önce masallarla büyüyoruz. Mesela hiç masal anlatılmamış çocukların hayal dünyası da daha zayıf oluyor. Öykü beyne içebileceği bir su vermektir.
algılayabileceği. Çünkü tıpkı serum gibidir öykü. Yani çok hızlı bir şekilde kana karışır ve beyin eğer o sırada açıksa o öyküye inanır. Ama siz teorik bir bilgi anlatın. Kuru hale gelmiş diyeyim Kemal Gözde Hoca'nın dediği gibi. Zaten beyin onu almakta zorlanıyor. Dolayısıyla ister istemez kendisine aykırı bir faaliyete girişiyor. Ezber faaliyetine girişiyor. Öğrenme faaliyeti olmuyor. Yani her alana da uygulayabiliriz. Ticaret hukukunu anlatmaya Asurlulardan başlıyorum. Mesela Kayseri'deyken çok eğleniyordum anlatırken. Kaniş Karım Harabelerinde bulunmuş sözleşmeler, aralarında nasıl şunu alırım şunu vermem, o zaman bana kefalet ver, o zaman şunu ipotek. Yani bakın ipotek, kefalet, bunları siz soyut olarak anlatın bir. Bir de somut olayı yaşatın o insanlara, öğrencilere. Bambaşka oluyor. Kendilerini bir olayın içinde düşünmeleri, kurgulamaları, hayal etmeleri doğrudan onların öğrenme kanallarını açıyor. Kesinlikle bunun üzerine gitmeliyiz. Hep uygulamalıyız bu yöntemi. Bir de tabii merak ettiğim diğer husus, bunun uygulamada yani hikayelerden, öykülerden, hukuk uygulamasında yararlanılıp yararlanılamayacağına ilişkin. Özellikle avukatların mesela vicdani kanaatin ön planda olduğu yargılama usullerinde hikayeler anlatarak kendi argümanlarını desteklemeleri, belki bunun etik boyutu, bunlara ilişkin neler söylersiniz hocam? Evet. Yani şimdi Kant'a gönderme yapacağım. Biliyorsunuz etiği bir bilim olarak temellendiren düşünür Immanuel Kant. O öncelikle etiğin temel buyruğunu söylüyor. Yani kendin için öyle bir yasa belirle ki bu yasa herkesin belirlemek isteyeceği ve sana da uygulayacak olduğu yasa olsun. En basit ifadesiyle kendin için yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Çok basitleştirerek söylüyorum. Ama hemen onun yanına bir artı koyar Kant. Der ki bütün yaptığınız her işte, davranışta öncelikle iyi niyetli olacaksınız. Ki bu zaten hukuk düzeninin de temelindedir. Yani her şeye böyle başlamamız gerekiyor. Bana sorduğunuz soruda eğitimde, öğreniminde yer alması gereken derslerde benim öncelikle etiği söylememin nedeni de o. O etik temel olmadığı zaman üzerine yapacağımız her şey çok tehlikeli. Yani çürük zemine bina yapmak gibi. Öyle söyleyeyim. Üzerine ne kadar lüks bir bina yaparsanız yapın, en pahalı malzemeleri kullanırsanız kullanın, o ilk depremde yıkılır. Veya depreme bile gerek kalmaz. Kendi kendine de yıkılabilir. Böyle yapmamız lazım. Yani avukatların da orada dediğiniz gibi, siz de tespitinize aynen katılıyorum, sorunu etik bir sorun. Bu büyük bir sorumluluktur aynı zamanda. Yani anlatacağımız öyküleri dikkatle seçmemiz ve nalıncı keseri gibi kendimize yontmamamız gerekir. Etikle bütünleştirmek gerekir kısacası. Hem bir hikaye anlatıcısı olarak hem de çeyrek asırlık akademik tecrübeye sahip bir akademisyen olarak genç meslektaşlarınıza neler tavsiye edersiniz? Çeyrek asır deyince saçlarım boyadım belli mi oluyor diye düşündüm. Bir anda yaşlı hissettim kendimi. Hocam 25 yıl tekrar demek istemedim. Yani araştırma görevlisi olmanın hastalıkları kelime tekrar etmemek adına. Kusura bakmayın hocam, öyle bir kastıma yok, şeyim yok. Hayır, bu ne kadar güzel, tam tersine ben yaşlanmanın da çok büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Bugün yaşlanamayan ve dünyadan alacağını alamayan, vereceğini veremeden ayrılan o kadar çok kişi var ki her geçirdiğimiz gün için şükretmemiz gerek. Tamamen size takılmak istedim. Öğrencilere mesajım ne olur? Bir kere yaşama sevinci yaratılabilecek bir şey. Ben buna inanıyorum. Sıkılmak diye bir sözü ben asla kabul etmiyorum. Hele günümüzde sıkılmak diye bir şey olamaz. Korona günleri de buna dahil. Çünkü şu anda oturduğumuz yerden dünyanın istediğiniz yerine gidebiliriz. İstediğimiz dili öğrenebiliriz. Tarihte yolculuk yapabiliriz. Hiçbir şey olmasa mutfağa girer, istediğimiz tarifi deneriz. Yani sadece bu saydığım dört şey bile o kadar eğlenceli ki aslında. Yani eğlendirilmeyi beklemeyin. Kendinize böyle armut piş ağzıma düş, bir şeyler böyle öğretilsin, bana verilsin, notlar bana gelsin, diplomalar bana gelsin, pozisyonlar bana gelsin. Böyle bir şey yok. Hayat böyle güzel değil. Bakın kelebeği kozadan erken çıkardığınız zaman o kelebek ölüyor. Kelebeğin yırtılarak, acısını da çekerek eğer çekiyorsa o kozadan kendisini açması gerekiyor ki kanatları açılabilsin. Yani şu anda dünyayı belirli bir düzlemde görüyorsunuz ama kanatlarınızı açarsanız ve yükselirseniz çok daha güzel manzaralar göreceksiniz. Hayat büyük bir armağan. Bunu yaşayın, insanlığınızın gereğini yapın. Öyle söyleyeyim.
Bu podcast vesilesiyle sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Kapanışı sizin kitabınızdan bir cümleyle yapmak istiyorum. Devlet Zeyno'ya hitaben şunları söylüyor. Benim sağlığım ve iyiliğim için yapabileceğiniz en iyi şey, şimdi senin yaptığın gibi cesur olmak ve beni sorgulamaktır. Zaman ayırdığınız ve programa katıldığınız için çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum Furkan Bey. Çok güzel bir program oldu. Selamlar, sevgiler herkese. Teşekkür ederim.